Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Güneş. Bugün sizlerle birlikte ilginç, değişik ve garip şeyler yapacağız League of Legends'ta. Bunların başında şu anda Zoe ile Baze'den Q atma var. Bundan sonrakilerde de mesela Pantheon'la ult atıp görünmez olup combo yapıp ondan sonra görünür olma gibi saçma saçma değişik içeriklerin olduğu videoya hoş geldiniz. Bunun ilk videosu şu anda bu. 5-6 tane bunun gibi hareket yapacağım. Ama biliyorsunuz ki mesela birazcık yapılabilitesi yüksek olan şeyleri önceden yapmaya çalışıyorum. Hani tamam, base'den base'e kadar atmayı gerçekte yapamasanız da yaptığınızda, daha doğrusu yapabildiğinizde ne kadar güzel şeyler olacağını göstereceğimiz videomuzda şu anda Zoe ile base'den base'e Q'yu atacağız. Bakalım sonucu ne olacak. Ondan önce seviyemizi şöyle bir arttıralım. Anasının gözüne kadar arttıralım hem de. Altınımızı ekleyelim. Bunları otomatik olarak yenileyelim. Tamamdır. AP 1, Rabadon 2, bu 3, bilmem ne, odur budur şudur, devam et abi, tamamdır. Kaç HP'miz oldu? 810 HP'miz oldu, helal olsun. Bunu öncelikle kesmemiz lazım çünkü kestikten sonra base'den base'e o kadar olacağı için adamın ne zaman çıkacağını bilmem lazım. O yüzden birazcık 30 saniye falan ileri sarayım ben bu oyunu. Base'den Q'yu atacağız, imleşle direkt ışınlanacağız ve Q'yu oraya getirmeye çalışacağız. Bakalım ne olacak. Eğer olmazsa zaten şu an bu videoyu izlemiyor olacaksınız. Umarım olur o yüzden abi. Hadi bismillah diyerek bekliyorum. Bakalım, Q'yu attık. Buraya kadar getirdik. Olmadı ama şimdi olduralım. Bakalım, ben şu anda Q'mu attım. Buraya doğru geri çektim. Gelmesi lazım. Geliyor. Kayboldu. Vurdu. Vurdu, vallahi vurdu. Ulan hesapladım lan. Abi vuruyor, gerçekten vuruyormuş. Yok da ama bir dakika dur, bir daha yapacağım ben bunu. Bekle. Gel. İmleci ışından. Bunu al. Q'ya bas. Buraya doğru getir. Gel. Gel, orada kal. Orada kal. Oley be. İşte bu. Çok iyi abi. Çok iyi abi. Mükemmel ya. Base'den base'e kadar getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Harika oldu ya. Çok mutlu oldum abi. Bunu getirebildiğime çok mutlu oldum. Görünmez oluyor ama gerçi ben bunu niye şimdi anlatıyorum? Ya açıklamaya gerek yok. Gördüğünüz gibi görünmez olsun, yani oyunun zaten kurallarında veya fiziğinde böyle bir şey olmasa da yapsın, eğer yaparsanız yapabiliyorsunuz. Ben bunu bir daha yapmak istiyorum. Bir dakika. Bir dakika, son kez yine yapacağım. İmleci ışınlarını al. Q'yu koy. Gel buraya getir. Getir, bak bak bak. Bak, sonra arkana yaslan lan bak. Süper abi, acayip güzel oldu. Bunu özel oyunda yapın abi. Kendinize bir oyun açın ve yapın. Geçelim Pantheon'la görünmezlik olayına geçiyoruz abi. Ve diğer olayımız arkadaşlar, geldik Pantheon'la görünmez olup kombosunu yapıp ondan sonra görünmez olmaktan çıkıp rakibin sizi görebileceği o efsane şahane olaya geldik bakalım. Öncelikle 30 saniye falan ileri sarıp bir rakibimi şuraya davet ediyorum. Davet ettikten sonra rakibimi öldürmek için hazır olarak bekliyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz Nasus her şeyden habersiz bir şekilde farmını yapıyor şu anda. Ben ultimi, görmüş olduğunuz ultimi mesela şuraya atıyorum. Ardından kamera ortalandığı an flaşımı attıktan sonra adamın üstüne çöküyorum. Bu nasıl mı oldu? Şöyle oldu. Anlattığım gibi ultimi attım. Ardından kameramın sabitlenmesini bekledim. Ondan sonra hemen flaşımı attığım gibi kombomu, W, her şeyimi attım. Ve burada ultiye basmış sıyıldım. Bunun normal oyunda olup olmayacağını bilmiyorum. Ama şu anda hani şu mesela sıçra kullanımına girmiyor burada ulti attıktan sonra. O yüzden yapabiliyorsunuz ama normal oyunda acaba bunu bug'a sokup yapabiliyor musunuz? Hiçbir fikrim yok. Eğer varsa da KFC Itbox'tan bu video için haber bekliyoruz derken bunu tekrardan şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sadece yapmanız gereken tek şey, ultinizi atıyorsunuz, kameranın sabitlenmesini bekleyip kombonuzu yapıyorsunuz ve adam sizi görünmez bir şekilde göremediği için siz de onu öldürmüş oluyorsunuz. Bunu deneyin normal oyunda falan. Eğer yapamazsanız hayatınızdan 5 dakikalık bir flash gidecek, haberiniz olsun. Ama yaparsanız da eminim bana teşekkür edeceksinizdir. Yorumlarda da belirtin arkadaşlar. Şimdi diğer bir olayımıza geçelim isterseniz. Bir diğer olayımız arkadaşlar, Aurelion Sol'la aldığınız Q'yu base'den diğer base'e taşıdığınızda acaba ne kadar hasar verecek, onu göreceğiz. Bunun için de hemen şöyle bir oyunu bir ileri saralım. Şu an görmüş olduğunuz gibi 700 AP'miz var. Hemen şu arkadaşı bir öldürelim önce.
Tamam, base'imizde mesela şu arkadaşı bir öldürelim. Tamamdır. 35 saniye sonra geliyoruz. 35 saniyelik şu base'imizde şöyle bir duralım. Q'yu buraya doğru 20 saniye kala, 20 saniye gideriz. Hatta şimdi atayım. Tamamdır. 20 saniye kala zaten orada olmuş olacağım diye ümit ediyorum. Bakalım arkadaşlar. Ümit ediyorum. 12, 11. Yok, geç atmışım. 10, 9. Umarım dibine kadar geldiğimde patlatabilirim ya. Yani çok sevinirim. En azından hani yetişemesem de en azından patlatayım yani. Devam, devam aslanım, devam. Devam, devam, patlatacağız, devam. Devam. Uy! Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was. Sen şaka mısın abi? Tamam, 925 AP'm var şu anda. Üstüne bir de iksir de alayım ben. İksir de aldık bakalım. Şuraya doğru bir Q'yu attım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Koş aslan parçası. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Devam. 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 Lan girsene içine. Gir lan. Ah! 628. Ama iyidir, iyidir. 628 de iyidir. Yine de iyidir abi. Ben gayet beğeniyorum. 628 güzel bir hasar yani. Tekleyemesek de arkadaşlar güzel bir görüntü ortaya çıkıyor en azından. Yemin ederim ömrümde çektiğim en gereksiz video herhalde. Arkadaşlar şimdi elimizde Queen var. Bu sefer İşinize yarayacak, hatta böyle abidik gubidik bir şey yapmayacağız. Tamamıyla çok saçma, belki ömrünüzde hiçbir zaman işinize yaramayacak bir şey yapacağız ki zaten videonun amacı da bu zaten. Şu anda arkadaşlar bütün kulelerin arasına geçerek tek yemeye çalışacağız. Yani kuleden tek yemeye çalışacağız daha doğrusu, öyle söyleyeyim, ama bütün kulelerin damage'ini toplayacağız. Ondan sonra duracağız, durduğumuz yerde vuran kulenin damage'leri bakalım bize ne kadar hasar verecek, tehlikeyi yiyebilecek miyiz? İtemlerimiz hazır. Tamam, 681 move speed, oh yani. Evet canciğer kardeşlerim, kadim ejderhamızı aldık. Canı otomatik yenilemeyi kapattık. Ve şimdi turumuza başlayabiliriz. Selamünaleyküm, birinci damage'i aldık. Gel 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 gel, ikinci damage'i aldık. Gel üçü aldık, şuradan dolanıp bir de 4, 5... 6, 7, 8, devam edelim, devam edelim, şöyle bir de geri dönelim, güle güle, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 tane kuleti yersem ne olur? Abi bir can! Oha bir canla kaçtım lan, dur 15, o zaman 16'ya zorluyoruz. Go go, dur doldur şunu. Dol bir tane daha doldur, tamamdır. Bir canla kaçtık abi, tam tamına bir canla. Gel buraya devam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dönelim tekrar. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Gel abi, gel 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 gel. Hop hadi bakalım. Nice, hiçbir işe yaramıyor. Gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Evet, böylece arkadaşlar kuleden tek yiyebilirsiniz. Ne işinize yarayacak diye sorarsanız gerçekten hiçbir işinize yaramayacak, ama antrenman modunda böyle tatlış tatlış şeyler yapmak isteyebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar base'deyiz. Bakalım kaç saniyede diğer base'e gideceğiz. 1, 2, 3. Geldik. Otomatik ışınlanma yapıyorum değil mi? Matematik ışınlanma yaptım. Ya Allah'ım ya, sakın boş video. Güzel şöyle de. Sakın boş video.
Ve arkadaşlar yarı yarıya aslında normal oyunda da yapabileceğiniz ama belki de yapamayacağınız, daha doğrusu yapma yöntemini göreceğiniz bir özellik var şu anda. Warwick'in ayak hızına göre ulti menzili. Şu an ben yoğumumu aldım, statik hançer aldım, leash bow aldım, Luden'in feryadı aldım ve ölü adamın zırhını aldım. Üstünde gezgin çizmemi aldım, kuleleri kapattım, minyonları kapattım. Şu anda hatta şöyle bir 30 saniye daha sarayım. Şu anda base'den base'e kadar atlamayı deneyeceğiz, bakalım. Belki olur belki olmaz, bilmiyorum menzilini, tamam mı? Şöyle bir 1000 küsüre kadar çıkayım. Çıktım. Şuraya atlasam. Oha! Bir dakika. Şöyle bir de nerede? Ha, şöyle. Onunu avradığını ne kadar atlıyor lan bu? Yuh, işte böyle Wolf Team oluyor oyun işte. Böyle Wolf Team benziyor. Baksana şuna. Baksana şuna abi. Bu ne lan? Gel. Atla oğlum, atla. Önemli değil. Atla. Hayvan gibi atlıyor. Devam et kardeşim. Mesela buradan ne kadar atlayacak diye bakayım. Şuradan şuraya doğru gelsem buraya kadar atlıyor. Yani buradan buraya, görmediği yere kadar atlıyor. Aynen. Hatta biraz daha şey yaparsak aslında 5 stack yapalım şu Ghost'u. Tamamdır. Ghost 5 stack daha da fazla atlıyor. Harbi çok fazla yerlere atlıyor. Baksana şunu. Onun nozu göremiyorum bile. Hadi oğlum devam et. Helalim var lan senin. Evet, atak eğer bu kadar ayak hızı kasarsanız siz de böyle püf diye böyle yerlere atlayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Evet, bugünlük bu videoluk bu kadar gereksiz bilgi bence size yeter. Umarım işinize yarar bu bilgiler diyeceğim de. Base'den base'e Zoe Q'su olsun, böyle hayvan gibi ayak hızıyla base'den base'e atlama olsun. Bunları yapabilecek misiniz bilmiyorum ama yaparsınız herhalde. Yapacak insanlar tanıyorum. Bunun gibi bir tane daha video isterseniz, böyle antrenman modunda farklı şeyler deneyip sizlere sunmamı isterseniz, beğenip yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.